Tam herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Saatimiz 23'ü gösteriyor ve gece görüşüyle karşınızdayız kıymetli izleyenler. 6 Haziran Salı haftanın ikinci günüyle sizlerle birlikteyiz. Yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemimiz ne bugün? Aslında ülkede son işte seçim sonrası son durumu konuşacağız. Konuğumuz var, Fırat Üniversitesi görevlisi, öğretim görevlisi Naim Arslan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, çok teşekkür ederim Hasan Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Seçimden sonra hala o yorgunluğu atamadık hocam. Evet. Atamadık. Evet. Basın medya tabii ki yoğun. Yoğun olmaya devam. Evet, devam ediyor. Bakalım yani. Yerel seçimlerde ne yapacağız? Evet, yerel seçimler daha şu an erken. Erken ama yani sonuçta yine yorulacağız. Evet, evet. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Şöyle yapalım, izniniz olursa. Şimdi seçimi geride bıraktık. Gerçekten de çok uzun bir süredir, yani yılın ilk gününden beri ülke olarak genel seçimlere odaklandık. Tabi arkasından 6 Şubat depremleri oldu. Depremlerden sonra yani bu kadar kısa süreç içerisinde seçime gidilir mi gidilmez mi tartışırken sonradan işte her halükarda seçime gittik. Nitekim 14 Mayıs'ta ülke seçime gitti. Arkasından ikinci tura gittik. Biz bunları böyle tabii ben geriye doğru anlatıyorum ama sonra ikinci turu da geride bıraktık ve nitekim seçim sonuçlandı. Artık ülkenin gerçekten de önünde konuşulması gereken, yapılması gereken çok konular var. Şöyle bir seçim sürecini kısa bir değerlendirelim. Arkasından da aynı zamanda da Elazığ'ı değerlendirelim. Elazığ'da da yani bu sene mesela farklılık oldu. Cumhur İttifakı 4 milletvekili, işte yine CHP'den 1 milletvekili, 3 AK Parti. AK Parti'nin oyları ciddi anlamda düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela oyları 76 bin oldu. Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi çok uzun süre aradan sonra bir milletvekili çıkarttı. Şöyle bir başlayalım. Evet, Hasan Bey teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii, yeni yüzyıl seçimi diyelim. Buna. Türkiye yüzyılı, evet. Yani Türkiye yüzyılı. Tabii Türkiye yüzyılıyla birlikte ikinci yüzyıl seçimi. Yani iktidar o kadar iyi hazırlanmıştı ki Cumhur İttifakı projeler vardı. Türkiye evet. Yüzyılıyla ilgili. Muhalefet bu Türkiye yüzyılının karşısına bir yüzyıl koyamadı. Yani işte diyelim iktidar Türkiye yüzyılı dedi efendim, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı dedi, 2071 dedi, Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 dedi, fakat muhalefet hiçbir şey koyamadı yani. Geriye dönüş dedi. Yani bunlar önemli şeyler. Alternatif olarak baktığınız zaman aday belirlemeden efendim sahaya sürmeden, rakibini görmeden efendim veya muhalefetin adayının belirlenmesinden adayının ortaya çıkmasına kadar masaya oturup kalkmasından muhalefet partilerinin birlikteliği efendim veya masanın altında birileri var, evet. Kim var, işte ne oldu? İktidar hep belirledi. Muhalefet hiçbir şey yapamadı. Bu arada geriye dönüş derken orada parlamenter sistemi mi kastediyorsunuz? Evet. Şimdi başkanlık sistemi gelmiş. Başkanlık sistemi ortaya konmuş 2018'de. 2023 yılı gelmiş. 2023 yılında muhalefet partileri, işte altılı masa artı yedili masa, işte beka, vatan, millet söylemlerine iktidar seçime gitti. Ekonomi konuşulmadı, hiçbir ekonomik şey. Gündem ele alınmadı, işte vatan, muhalefet bir şeyler söyledi. Değişim ama dedi. İktidarın söyledikleri daha ciddiye alındı. Yani ilginçtir mesela, ücretsiz konut vereceğim dedi. Yani şu var, bak ücretsiz konutla ilgili bir şey anlatayım.
vatandaş diyor ki iki tane otobüs var, bir ilçeye gidiyor. Biri bedava, biri paralı. Hangisine binersin? Tabii ki diyorsun ücretsiz olana binerim. Adam diyor ki ya yolda indirir benden para isterse, bak güven var, güven. Güven olayı ayrı bir olay. Evet. Muhalefete güvenmiyorlar. Arkadaşım biri anlatıyor, diyor ki ya ben işte Kılıçdaroğlu'na oy vermek istiyorum. Hı hı. Babala TV'yi izledim 7 saat. Babala TV'de diyor vatandaş soru sordu. İşte Kılıçdaroğlu'na başörtüsüyle ilgili bir soru soruyor. Orada Kılıçdaroğlu itiraf ediyor. Diyor ki helallaşmak için ben işte başörtüsüyle ilgili sizin şu ifadeniz var. Kılıçdaroğlu'na diyor. Evet diyor var. Ben o yüzden helallaşma istiyorum. Şimdi bakınız. İktidarın yaptıkları vardı 20 yılda. Neler yaptı? Önce onları konuşalım. Yani şimdi vatandaşlar bizi izliyorsa şu var. Cumhur İttifakı başörtüsü sorunu çözdü. Evet. Engellilerle ilgili, özürlülerle ilgili, şehit ailelerle ilgili, öğrencilerin kitaplarıyla ilgili, burslarıyla ilgili tüm konuları çözdü. Devlet memuriyetine özürlü, şehit aileleri, şehit yakınları, çocukları, bunlarla ilgili tüm problemleri çözdü. Başörtüsü olayını çözdü. Yıllardır Türkiye'de işte Ayasofya camiye dönüşecek olayını çözdü. Mavi Vatan, Mavi Vatan'la birlikte Libya konusu, Irak, Suriye, dış politika, bu konularla ilgili Türkiye çok ciddi adımlar attı. Ukrayna, Rusya konusunda Tahıl çok koridoru. Etkin, tabii Tahıl Koridoru'nu oluşturdu. Avrupa'ya doğal gaz noktasında çok ciddi doğal gazın kış aylarında alım noktasında çok büyük Avrupa'da yaşanan sorunlarda Türkiye'de sorun yaşanmadı. Ya millet, yani iktidarın çözdüğü konuları ciddi ciddi Türkiye'deki operasyonlar, terörle mücadele, FETÖ'le mücadele, DHKPC, TİKKO, yani El Arızgari, dış dünyaya baktığınız zaman Bazat, Mossad, CIA, KGB, tüm dünya örgütlerinden, istihbarat örgütlerinden Türkiye stratejik olarak baktığın zaman dünyanın momentumu. Ama bu kadar mesela... Bakın, bunların hepsini Türkiye Cumhuriyeti, devleti, ciddi olarak hükümeti, vatandaşın birinci öncül konu dediğimiz beka konusunu ortaya koydu ve seçimleri bu şekil götürdü. Vatan millet diyenler aldı seçimi, gerisi kaldı sınıfta. Burada mesela Süleyman... HDP da göstermiyor. Diyor ki ben Millet İttifakı'nı destekleyeceğim. Bitmiştir ya. Seçim bitmiştir. %48'e %52 azdır. %45'e 55 olmalıydı. Bak bunu açık söyleyeyim ha. Evet. Bak şu an bizi izleyenler varsa televizyon ekranının başlarında, yani ben seçimlerin %45'e 55 olacağını tahmin ediyorum. Aday belirleniyor. Davutoğlu, Babacan, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi. Toplamı %1 bile değil. Toplasam bunları, bu partileri, %1 değil. %10 noktasında 40 tane vekil çıkartmışlar toplamda. 39 vekil. Düşünebiliyor musun? Bak. Cumhurbaşkanı diyor ya, bunları söğüşlediler. Doğru. Doğru. Ama yani, bunu biz, ben, siz düşünüyorsanız onlar hala öyle düşünüyorlar. Efendim bunu düşünmediler. Yani, Türkiye'de muhalefet sorunu var. Türkiye'de çok ciddi. O kesin var ama çok mesela ciddi. Bunu söylediğinizde herkes şimdi, bunu düşünür. Şimdi, yani, şimdi bakın Türkiye'de. Düşünemeyen enteresan. Şimdi 10 seçim yenilmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. 10 seçim yenilmiş. Bugün yine yenildi. Halen da MYK'yı değiştirdim. İmamoğlu diyor ki ya MYK işte her şey değişecek. Ne değişti ya? Ne değişti?
Genel başkan sabit kalıyor. İstediği adamları atıyor. Ya böyle muhalefet olmaz ha. Şimdi bakın, sıkıntı ne biliyor musunuz? Sizin eviniz var. Evinizi değiştireceksiniz. Kötü bir eve gider misiniz? Tabii ki gitmeyiz. Daha iyi, daha güzel bir eve gidersiniz değil mi? Veyahut aracınız var. Aracınız var. Mercedes. Peugeot'a biniyorsunuz. Değil mi? Yarış haline giriyorsunuz Mercedes'le. Kardeşim, yarışamıyorsunuz. Aracı değişeceksiniz. Daha iyi bir üst model Mercedes alacaksınız. Yarışa katılabilmeniz için. Şu an muhalefet sorunu var Türkiye'de. Ön seçim yok. Temayül yok. Danışma heyeti yok. İstişare yok. Atama var. Atama var. Atama var. Muhalefetin durumu bu. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. Cevdet Yılmaz var ya, şu an Cumhurbaşkanı evet. yardımcısı atandı. 7 tane siyasi partinin genel başkanlarından daha kapasiteli, tek başına bu işi yapabiliyor demek. Bunlar sistemi anlamamışlar, sistemi. Hani doktora gidersin ya, doktor teşhis koyar. Bunlar teşhis koymamışlar, teşhis. Teşhis. Ya Türkiye'nin sistemi belli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu hükümet sistemine göre yönetim sistemi kurulmuş. Yasama, yargı, yürütme ayrılmış. Yasama meclis, yürütme hükümet, yargı ortada. Erkler bağımsız. Islah edilecek diyor, değiştirilecek diyor, yeni anayasa diyor, sivil anayasa diyor. Muhalefet bunu anlamamış ya. Bunu anlamamış. Belki de Türkiye tarihi... Yerli milli diyor, iktidar yerli milli diyor. Yerli milli diyor. Evet. Yerli üretim diyor. İhracat diyor. Bak, iktidar diyor ki, yerli milli. Bak diyor, TOG var. TOG var. Muhalefet diyor, hani üretim bandı. Araçlar çıkmış, illerde geziyor. Görüyorsunuz, her ilde var TOG. İnanmayanlar vardı ona. Bak, inanmıyorlar ya. Ya araç çıkmış, inanmıyorlar. Bu kadar da ilginç yani. Yani vatandaş inanıyor, vatandaş güveniyor. Bak. Dış politikada mavi vatan demişsin, doğalgaz demişsin, üretim diyorsun. Şimdi sosyal yardımlaşma diyorsun, öğrencilere burs veriyor, öğrenci bursu alıyor. Evde bakım ücreti diyor, vatandaş annesine bakıyor, para alıyor. Babasına bakıyor, para alıyor. Özel, özürlü para alıyor. İstihdam ediyor şehit ailelerini. Ya bunlar yaşanan şeyler Türkiye'de. Mesela EYT'de önemli. Başörtüsünden ilgili üniversitelere başörtülü öğrenciler alınmıyordu. Başörtülü kamu çalışanları işe gidemiyordu. Ya kardeşim, bugün bu sorun çözülmüş. Bunu gözlerine yaşayarak öğreniyor insanlar. Mesela EYT yine önemli. EYT konusunu çözdüler. Asgari ücreti yükselttiler. İşçilerde iyileştirme yaptılar. İktidar diyor ki, bak, sıkıntı vardı. Ama hala sıkıntı mulakatta. Mulakatı kaldırdılar. Kaldıracağız dediler. Bakın. Muhalefet sıkıntısı var ülkede. Demokrasi var mı? Ben söyleyeyim. Var. Saadet Partisi muhalefet için konuşayım abi. Bir dakika. Bir dakika. Tamam hocam. Saadet Partisi il başkanı atama mı? Atamayla geldi mi? Hacı Bekir oğlu
İbrahim Hacı Bekiroğlu il başkanıydı, atama yapıldı. Abdullah Akın atandı. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Zeki Kaplan'dı. Atama yapıldı. Yavuz Doğdu Bey geldi. Mevlüt Or İyi Parti il başkanıydı. Atama yapıldı. Servet Gürgözeler geldi. Deva Partisi il başkanı Murat Bey'di. Atama yapıldı. Murat Dağhan'dı. Atama yapıldı. Deva Partisi'nde Kangal. Mehmet Kangal. Mehmet Kangal geldi. Evet. Değil mi? Hani demokrasi muhalefette? Hani il kongreleri? Hani ilçe kongreleri? Demokrasi yok. Atama. Şimdi tek adam diyorlar. Valla tek adam sizsiniz. Tek adam bu genel başkanla. Ama o taraftan da temayüller eleştiriliyor. Mesela temayüller ciddiye alınmıyor diye söylüyorlar AK Parti tarafından da. Nitekim seçimlerde de biz bunu hep gördük. Mesela temayüller buradan gidiyor. Çok da önemli olmuyor. Temayüldeki insanlar seçilmiyor bak, mesela. Bak şimdi şu var. Bak AK Parti'de de eksiklikler var. Orada bir güç var. Orada bir güç var. Yapılan icraatlar var. Hayır, demokrasi üzerine söylüyorum. Yok, ben. Demokratik baktığınız zaman bir tek ilkokullarda ilkokul öğrencileri sınıf başkanını seçerlerken demokrasi var oralarda. Gerçekten öğrenciler, o ilkokul çocukları çok zekidirler. 5 ile 7 yaş arası çocuklar mucittirler. 7 yaş, 11 yaş arası ise demokratiktirler. Ondan sonra biz bozuyoruz toplum olarak. Biz büyükler bozuyoruz bunları. Örnek kötü örnek oluyoruz. Yani bunlar önemli. Aslında siyasi partilerin tüzüklerinde var demokrasi. İşte ön seçim var, merkezli seçim var ama kanun yok. Kanun, siyasi partiler kanununda bir eksiklik var. Evet. Bunu kanun olarak yap. Şimdi AK Parti bak bu dönem ne yaptı? 3 dönem kuralı uyguladı milletvekillerinde. Ara verenlere bile uyguladılar. İşte Elazığ milletvekilleri o yüzden gösterilmedi bir kısmı. Değil mi? Türkiye'de bazı milletvekilleri gösterilmedi. Yani bu kural da var. Keşke o kural bir dönemlik olsa. Üç dönemde değil, bir dönem olsa. Yani bir dönem değil. Yani, hayır hiç... aslında ben üç dönem değil. Aslında o milletvekillerini de koyacaklar. 5 tane milletvekili daha koyacaklar. Ben şahsi kanaatim söyleyeyim mi? Evet. Hocam? Yani şahsi kanaatim bir vekile 5 yıllık görev yaptıracaksın. İkinci dönemi daha olmayacak. Yeterli. Hayır, ikinci dönem de koyacaksın. 5 tane 10 vekil adayı koyacaksın. 2 katı. Onu da oylayacaksın. Hayır. Başarılısa seçilsin. Başarılısa evet, o ayrı bir değil şey mi? Ama yok başarılı değilse. Yani başarılısa yani seçilsin. Peki zaman akıyor da şeye de evet, değinelim mi? Evet. Her halükarda seçimi geride bıraktık. Evet. Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, onun dışında Hüdapar, dışarıdan Demokrat Sol Parti desteğiyle Cumhur İttifakı yeniden, aynı zamanda yeniden Refah Partisi. Evet. Tekrardan bir 5 yıllık süreç başladı. Evet. Devam edecek. Birkaç gün önce kabine oluşturuldu. Kabinede dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Kabineyle ilgili normalde işte muhalefet tarafı da normalde hep eleştirir ya. Ben çok öyle eleştiri de alamadım gibi geliyor. Ne dersiniz? Mesela gerçekten de önemli isimler var. Yani Hakan Fidan'ın mesela Dışişleri Bakanı olması, İstanbul Valisi'nin İçişleri Bakanı olması, Çevre Şehircilik Bakanı'nın Özaseki olması, en önemlisi Mehmet Şimşek'in mesela işte tekrardan hazinenin başında olması, yani ülkenin en kritik ekonomi anlamında yaşamış olduğumuz sıkıntının en temel noktada olması gibi. Kabineyi evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kabine şöyle, şimdi demin söyledim, Cumhurbaşkanlığı, yani başkanlık diyelim buna. Başkanlık sistemi. Artık bu saatten evet, sonra zaten mümkün değil, daha geri dönmez. Yani Başkan Erdoğan diyelim. Evet. Evet. Başkan Erdoğan 28 Mayıs'ta evet, artık yeni hükümeti, yani yürütmeyi kurdu. Hükümet yürütmedir. Şimdi başkanlık sisteminde yasama, yargı, yürütme ayrı. Artık herkes işine bakacak. Evet. Şimdi yasa yapıcılar kim?
Yani yasama. Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz. Evet. İşte yürütme ki bugünkü bakanlarımız. Yargı artık, şimdi eskiden hatırlıyor musunuz? Yargıtay Başkanı bir çıkış yapardı. Normal parlamenter sisteminde. Sistem, hükümet, meclis kilitlenirdi. Anayasa Mahkemesi, işte Yargıtay, işte efendim bir çıkış yapardı. Sistem kilitlenirdi. Şimdi 50 sefer çıkış yapsınlar ikiye. İşte mecliste efendim tek imzayla iş bitecek. Efendim? Tek imzayla iş bitiyor. Şimdi tek imzayla iş bitmiyor. Hayır. Bu işi bilenler geldi. Teknokratlar geldi. Peki. Şimdi bir dakika. Yani şimdi bazı gerçekleri göreceğiz. Tek imzayla iş bitmiyor. Öyle bir şey yok. Ne demek ya? Sağda olan kim ya? Hakan Fidan değil miydi? Evet. MİT Başkanı. Hakan Fidan'dı. Sağdaydı. İcraatçıydı. Gecesi gündüzü yok ya adamın. Dağlarda, ovalarda, bağlarda. Her ama yerde ya. Çok başarılı bir süreç yönetti. Şimdi, onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye, bak Türkiye'nin terörle mücadelesi, işte hani o 7 düvelle beraber savaşıyoruz ya, eski dünya neresi? Afrika'da bile ya. Yani Türkiye öyle başıboş bir ülke değil, Muz Cumhuriyeti değil. Şimdi dünyada İngiliz istihbaratından tutun, Alman istihbaratından, KGB'den, Bazzat'tan, El Muharebet'ten, efendim dünyadaki tüm istihbarat örgütlerini sayın. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın en büyük istihbarat teşkilatıdır. Gerek dış dünyada gerekse iç dünyada en büyük icraatları hele hele bu son yıllarda çok ciddi bir şekilde yapmıştır yani. Başarılıdır. Sayın Fidan'ın dış sahada yapan olması. Bak sahada yapılan bu icraatlar bugün o alınan sonuçlar dış dünyada, dış politikada ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'la tanınmasıyla icraata çok ciddi bir şekilde milli bir mücadeleye dönüşecektir. Bu dünya bir mesaj mı aynı zamanda? Tabii. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması. Şimdi şu var, dünyada mesaj, Türkiye'deki özellikle işbirlikçilere de bir mesaj. Açık ve net söyleyeyim. Dış değil, tabii. Hem iç hem dış dünya. Artık ikinci yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır. Türk Dünyası Teşkilatlar Topluluğu'na baktığın zaman Rusya, Çin ne ölüyor? Gözlemci ölüyor. Yani sen Rusya, Çin'e karşı Türk Teşkilatlar Topluluğu'nu oluşturman mümkün mü? Yani Türkiye'nin özellikle bu son yıllarda atacağı adımlar, işte İbrahim Kalın'ın. Evet, mesela. Yani çok ciddi bir şekilde hazırlıkları, yaptığı çalışmalar, birikimi, entelektüelliği. Mütevaziliği. Tabii. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçmiştir. Artık o İbrahim Kalın inmiştir. Nereye inmiştir? Bilgi birikimiyle birlikte değerlendirme koridorlarında dış dünya, gerekse iç dünyayla ilgili muhasebeye inmiştir. Dış dünyada açık ve net bir şekilde ifade tarzlarıyla beraber dış dünyaya mesaj verebilecek Hakan Fidan gelmiştir. Bakın, bu bir başarıdır. Bakın, bu bir başarıdır. Bu siyasetin ötesindedir. Bu ötelerin de ötesindedir. Enerjide Alparslan Bey'in göreve gelmesi, Gübre Taş'ın, düşünün bir dönem CEO'su, genel müdürü, Tarım Bakanı Gedikli'nin gelmesi, bakan yardımcısı, bunlar hep içeriden gelen insanlar. Bürokratlar, yani bakan yardımcıları bakan olmuştur. Evet. Yani bunlar çok önemli mesajlardır. Ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünyada vermiş olduğu mesajlar. İşte bölge insanımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın, işte bölgemizin insanı Bingöllü hemşerimiz. Bugün başkan yardımcısı olması hem ilimiz için, hem bölgemiz için, hem ülkemiz için önemli bir mesajdır. Devlet planlamadan gelmedir. Evet. Planlamacıdır. Çevre şehircilik noktasında Murat Kurum çok başarılıydı.
Murat Kurum'u da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sakladıkları söyleniyor. Mesela Süleyman Soylu'nun yine Ankara için. Tabii. Şimdi şu var. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. Şırnak'ta valilik yaptığı zamanlar, Şırnak'ta teröre karşı yürüyen, o bölgenin milli birlik ve beraberliğini sağlayan bölge insanlarının ve İstanbul'da belli bir dönem görev yapan, kayyum olarak görev yapan valisi, işi bilen, icraatçı, 20 milyon nüfusa hitap eden, tecrübeli, devletini bilen insanın, bürokrasiden gelen bir insanın İçişleri Bakanı olması. Yani bu hükümet, açık ve net söyleyeyim, yürütmeyi çok iyi yürütecek bir hükümet. Diyorum ya, yani mesela muhalefet tarafsız, tarafında dahi şey yok. Muhalefet konuşamıyor. Hayır, şunu söylüyorum. Muhalefetin konuştuğu bir şey yok. Hocam şunu söylüyorum. Muhalefet dahi mesela bu kadroya bir şey söyleyemedi demek. Ne söyleyecek? Yani, ne söyleyecek? Yani sonuçta eleştirebilir. Neyi eleştirecek? Yani. Muhalefette demokrasi yok. Muhalefette tek adamlık var. Muhalefet ciddi bir şekilde herhangi bir konuyu ele alıp da bir proje sunup da çözemiyorlar ya. Çözemiyorlar. Neyi çözecekler ya? Neyi çözecekler? Evet. Yani şu an çözmeler de mümkün değil muhalefetin. Muhalefet neyi çözecek? Muhalefet, ya hükümet diyor ki Cumhur İttifakı 2071 hedef gösteriyor. Ayasofya'da zincirler kırıldı diyor. Bak. Onlar diyor bize olsun. Ya adam zincirleri kırdı kardeşim. Tabii. 70'lerin, 80'lerin gençliğinin idealleriydi ya Ayasofya'da namaz kılmak. İbadet etmek. Ya bunlar görmüyor mu? Başörtüsünden ilgili üniversitelerde, kamu kurumlarında yapılan zulmü görmüyor mu? Hastanelerde herkes istediği hastaneye gidiyor. Görmüyor mu? 28 Şubat'ta yaşananları görmüyor mu? Bu milletin hafızası silinmez. Görmüyor mu kardeşim bunları? Görüyor, yaşıyor. Okullarda kitap bulamazdınız. Kitaplar şu an bedava dağıtılıyor. Kardeşim. Engelliler işe girerken hakim savcı engelliler diyelim hakim savcılık sınavını kazanmış almıyorlardı. Ya şimdi görme engelli o gün hakim yemin ediyordu ya hakimliğe başlarken savcılığa başlarken. Bu millet bilmiyor mu bunları kardeşim? Biliyor. Görmüyor mu? Görüyor. Yaşamıyor mu? Yaşıyor. Sosyal yardımlaşmadan yardımlar alıyor. Kadınlar korunuyor, sığınma evleri açılmış, yaşlılara bakım ücretleri veriliyor, yaşlı bakım evleri kurulmuş kardeşim. FETÖ'yle, PKK'yla mücadele ediliyor, dağlarda, ovalarda, yollarda, her yerde. Türkiye'de istediğin ile istediğin bölgeye gece, gündüz, istediğin saatte gidebiliyorsun. Seyahat özgürlüğün var. Kardeşim. Bunları yaşıyoruz. Bunları görüyorsun. Vatandaş istikrara oy verdi. İstikrara. BK'ya verdi. Vatana verdi, millete verdi oy. Güven olarak tabii. Gördü. Öyle. Tabii. Yoksa öyle mesela işte Süleyman Demirel'in işte tencere muhabbeti çürüdü burada. Yani yoksa gerçekten de ekonomik anlamda Türkiye'nin en zorlu dönemini yaşıyoruz. Tencere yani, muhabbetine girmedi ki ülke seçime. Hayır şöyle. Hayır. Ya istikrar. Hocam yapmayın. Yani Türkiye'de şu an ekonomik, ciddi anlamda ekonomik problemler, sıkıntılar var. Alım gücü düşmüş. Yani insanların ne kadar zorda olduğunu hepimiz biliyoruz hocam. Yani evet. Şunu söyleyeceğim. Evet, bu zorluğa rağmen şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu kadar sıkıntıya rağmen insanların tek inandığı bir şey var. Ben rahat bir ülkede, huzurlu bir ülkede, güvenli bir ülkede ekonomik anlamda sıkıntı çekerim ama güvenlik noktasında sıkıntı çekmem deyip oyunu kullandı. Şimdi bak. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi şunu söyleyeyim. Mülteci sorunu gündeme geldi mi seçimden önce? Geldi. Geldi. Değil mi? Afgan, işte Suriyeli, değil mi? Mülteciler hep gündemdeydi. Evet. Değil mi? Ve Türkiye'nin gençlerini örgütlediler mi? Mülteciler,
İşte Afganlılar geliyor, mülteciler, Suriyeliler geliyor falan. Değil mi? Bak. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu. Bak. Boraltan Köprüsü katliamı gibi mülteci ve sığınmacı sorununu biz halledemeyiz. Boraltan Köprüsü katliamı nedir? 1944 yılında Rus işgali sırasında Aras Nehri'nde üzerinde bulunan bir köprüdür bu. Boraltan Köprüsü. 146 tane Azerbaycan aydını Stalin'den kaçmıştır. Türk. Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmıştır. O dönem Stalin, Ruslar, İsmet Ünlü hükümetinden bu 146 tane Türk'ü, aydını bu hükümetten almıştır. Boraltan Köprüsü'nün önünde kafalarına sıkmıştır. Boraltan Köprüsü katliamı budur. Şimdi Türkiye'ye gelen, Suriye'de iç savaş olan, kaçan kadın, çocuk, mülteciye kim sahip çıktı? Türk milleti sahip çıktı. Değil mi? Evet. Savaştan kaçıp geliyorlar. Bunlar keyfinden mi geliyor? Gelmiyor. Cumhurbaşkanı bu akşam Bakanlar Kurulu'ndan sonra bu açıklamayı yaptı. Dedi ki, Boraltan Köprüsü katliamı gibi biz dedi, o dönemki hükümet gibi dedi, biz bu Suriyelileri, mültecileri vermeyiz. Onların güvenliğini sağlarız o bölgede. Ya kardeşim, Kuzey Irak'ta PKK'nın YPG kolu dediğimiz terör örgütüne mi teslim edeceğiz bunları? Hem o bölgeyi temizleyeceğiz, hem de o bölgede güvenli bölge oluşturacağız. Ve o bölgeye giden, bak hükümet açıklıyor bunları, ben değil ha. Yok, dinliyorum evet hocam. Bak, hükümet diyor ki, o bölgede güvenli bir alan oluşturacağız. Oluşturacağımız bu güvenli alana bu mültecileri yollayacağız. Bir yılda, 1,5 yıl içerisinde en az 1,5 milyon mülteciyi, Suriyeliyi yollayacağız. Ve bunların gönlünü alarak, güvenliğini sağlayarak, iş ve istihdam oluşturarak yollayacağız. Kardeşim, Türk milletinin özelliği nedir? Türk milletinin özelliği bunlara sahip çıkmaktır. Bunları yollayacağız diyor ve çözeceğiz bu işi diyor. Doğu Güneydoğu noktasında da Afgan mültecilerden, Pakistanlılardan, Afganlardan, Afrikalılardan ne yapacağız? Koruyacağız diyor bunları. Ve kısa bir süre içerisinde de bu işlemleri yapacağız. Yani hükümete baktığınız zaman dış politikada özellikle Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte çok ciddi bir açılım oluştu. Şimdi gelelim deprem konusuna. Bakanlar Kurulu toplantısı bitti. Hızlı bir şekilde 650 bin adet deprem konutu yapacağız. Konut diyor, bina yani. Hızlı bir şekilde yapacağız. Bir an önce diyor depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın gerek iş yeri, gerek konutlarını diyor bir an önce imara açacağız. Ve diyor yatay, bak yatay. O önemli zaten. Yatay diyor, 4 katlı, 5 katlı binalar yapacağız. Şimdi biz buradan söyleyelim. Elazığ'da da 4-5 katın üzerine imar vermesinler. Verdiler. Verdilerse, Sayın Cumhurbaşkanım, vermişler. Şu an Cumhurbaşkanlığını kim temsil ediyorsa devreye girsin. Ama bilgi versin. Ne yapabilir ki bu saatten sonra, ne yapılabilir? Yani şu an şehirde 30 katlı bir bina. Hayır, düzenlenebilir. Çevre Şehircilik Bakanlık bu konutlarla ilgili tüm çalışmaları kendi bünyesine alabilir.
yetkileri alabilir. Olabilir yani bunlar. Evet. Yapılabilir. Gelelim dış ekonomiye. Evet. Şimdi ekonomiye deprem bölgesini geçmeyelim. Yani orası hakikaten önemli. Mesela deprem bölgesinde Hatay'da evet. dış politika gireceğiz ekonomiye de. Evet. Mesela deprem bölgesinde Hatay'da ilk mesela turda 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'na oy vermişti. Evet. O da mesela benim çok ilgincime gitti. Yani ikinci turda yani şey tabii insanlar düşüncesini değiştirebilir. Yani söylemler üzerine evet. Oyunu verebilir. O tartışmasız bir konu. Bence önemli. Yani o 11 tane şehir Elazığ yani yıkım anlamında kenarda tutarsak diğer illerin tamamı muhalefetin o söylemlerine rağmen ücretsiz konut vereceğiz demelerine rağmen şu anki iktidara oy vermesi. Ya iktidara neden oy verdi? İstiklal ve istikbal mücadelesinden, vatan ve millet olayından, beka konusundan verdi kardeşim. HDP'yi bunlar yanına aldıkları gün bitmiştir. Demokrat Parti, Gelecek, DEVA işte, yani bunların toplamda oyu %1'dir. Evet. CHP'lilerden bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sürsürü Mahallesi milliyetçi muhafazakar bir mahalle değil mi? Değil mi? Milletvekilliğinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermişlerdi. Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan çıkıyordu hep sandıklarda. Ben o şeyi de merak ediyorum ya. Mesela niye Saadet Partili, bak Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na oy vermemişler. Kendi partisi işte milletvekili adayları vardı ya listede. Evet. Onlara vermişler. Fakat Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'a vermişler. Bu nedir? Ben şeyi de merak ediyorum. Analizini yapsın, halkımız yapsın ya. Yemişlik TOKİ'leri merak ediyorum. Evet. Ondan sonra Güneykent Mahallesi'ndeki TOKİ'leri merak ediyorum. Karşıyaka TOKİ'lerini merak ediyorum. Yani şu Cumhurbaşkanlığında mesela, buralara full çıktı. İşte onu bak, merak ediyorum. Nasıl Cumhurbaşkanlığında full çıktı. Milletvekilliğinde değişti. Tüm adaylara çıktı. Bağımsızlara da çıktı. Yasemin Hanım evet. mesela belli bölgelerde birinci sıradaydı. Evet. Yani güven vardı, istikrar vardı yani. Bak bu önemli yani. Bağımsız aday normal partilerin önden çıkan yerler var yani. Bölgeler var yani. Son birkaç dakika giriyoruz. Evet. Böyle toparlamak gerekirse şimdi özellikle şeyi de konuşmak istiyorum. Ekonomiyle evet. ilgili ilerleyen günlerde sizce ne olur? Ekonomi, efendim? Ekonomiyle ilgili ilerleyen günlerde nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Şimdi ekonomiyle ilgili Mehmet Şimşek geldi. Oturdu. Şimdi Mehmet Şimşek dış dünyada Avrupa'da özellikle İngiltere'de evet. Güven arz eden işte ekonomik politikalarda Nebati'nin işte heterodoks diyordu falan böyle değişik bir ekonomik sistemden bahsediyordu. Fakat ortodoks dediğimiz bir ekonomik sistem yani dünya sistemine geçiş noktasında Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir güven oluştu. Aslında güven, şimdi bu başkanlık sistemiyle ilgili hükümete güven son 10 günde gelişti. Yani birinci tur 14 Mayıs'tı. 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında güven arttı. Yani nedir bu güven? İstikrar. Yani hükümetin devam etmesi, başkanlık sisteminin yasama, yürütme, yargı erklerinin hele hele bugün mesela bakanların atanmasıyla birlikte böyle bir güven veren bir bakanlar kurulunun oluşması ekonomiye de bir güven sağlamıştır. Evet. Yani özellikle dış yatırımcıların ülkeye gelmesi bekleniyor ve gelecek. Faizlerde artırma gidilecektir. Gidecek mi? Tabii, ama Cumhurbaşkanı tam tersi söyledi. Diyordu ki hayır. O, yani biz faizi artırmayacağız diyordu. Efendim? Faizi artırmayacağını hep ifade ediyordu. Mehmet Şimşek de ne dedi? Tam yetkiyi aldım dedi, geldim dedi, oturdum dedi. Zaten o şart da geldi. Şimdi bakın Merkez Bankası'nın başına da bir hanımefendi gelecek galiba. Türkiye'de ilk olacak bu. Artık bağımsız her şey. Başkanlık sisteminin özelliği şudur. Her şeyin bağımsız olması. Şeffaf. Tabii şeffaf. Ekonomi oturacak. Doları serbest bırakacaklar. Serbest piyasa
faizler yükselecek. Enflasyon? Enflasyon düşecek. Belki fiyatlarda düşüş olmaz ama memurlarda, işçilerde, maaşlarda bir düzelme olacak. Çünkü alım gücü biraz alım daha gücü belki artacak. Evet. Enflasyon 5-6 ay sonra veya 1 yıl sonra tekhaneli bir hale gelecek. Bence Türkiye'de yerel seçim öncesine kadar bir toparlanma olur mu? Tabii. Zaten yerel seçime kadar toparlanma olmazsa şimdi yerel seçimleri de değerlendirecek olursak var ya. Bence oraya girmeyelim hocam. Son 4 dakikamız. Elazığ'ı değerlendirelim. Yerel seçimleri evet, başka bir programda değerlendirelim. Yerel seçimlerde de ben şunu söyleyeyim. Bu rüzgarın önünde kimse duramaz. Özellikle büyük şehirler. Ankara, İstanbul. AK Parti alır. Cumhurbaşkanı hayali zaten o. Mersin. Ki Murat Kurum'un işte. Mersin, Adana'yı Milliyetçi Hareket Partisi alır. Ankara, İstanbul'u AK Parti alır. Antalya'yı da AK Parti alır. İzmir'i CHP alır. Yo, zaten değişmez. Böyle gider yani. Peki, ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de muhalefet güven vermiyor. Muhalefetin komple değişmesi lazım. Genel başkanı değişecek. İlleri değişecek. İlçeleri değişecek. Sadece muhalefette sadece o parti değil. Tüm partiler. Millet İttifakı kalır mı? Millet İttifakı bitmiştir seçimden bitmiştir sonra. Peki. Ya onların genel başkanları, genel başkan yardımcıları açıkladı. İşte Cihan Paçacı açıkladı. Uğur Poyraz açıkladı İYİ Parti'de. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nde açıkladı. Babacan dedi yolumuza bakıyoruz. Davutoğlu dedi biz işimize bakıyoruz. İki parti birleşebilir. Mecliste grup kurabilirler. Deva Partisi ve Gelecek Partisi. İşte bunlara Saadet katılabilir. Yani böyle peki, farklı bir yol alabilirler son, yani. Son birkaç dakikamız. Evet. Onu da Elazığ'a ayıralım. Şimdi evet, Elazığ'ın da bu önümüzdeki süreçte 3 tane AK Parti, 1 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Elazığ'a ne katılabilir önümüzdeki yıllar içerisinde? Şimdi öncelikle ben tabii seçilen milletvekillerimize hayırlı olsun diyorum. Evet. Yani gerçekten bu yeni süreçte işte Gürsel Erol eski bir milletvekili. Diğer dört arkadaşımız yeni seçildi. İşte Ejder Bey belli bir dönemde milletvekilliği yapmıştı. İnşallah bundan sonra tabii Elazığ'ın sorunlarını biliyorlar. Meydanlara çıktılar. Milli İrade'nin karşısında konuştular. İşte şunu yaptık, bunu yaptık, işte bunu yapacağız. Söz verdiler. Millet takip edecek ne yapılacak diye. Yani ben işte bu beş vekilin Elazığ'a neler yapacağını Elazığlılar görecek. Evet. Yani ona göre de bir karar verecek. Ne olur bundan sonra? İnşallah iyi olur. Yani öyle diyelim. Elazığlıların bakanlık beklentisi vardı. O da hayal oldu. Şimdi bakanlık beklentisi milletvekillerine bakanlık vermiyorlar. Ya onu evet. Yani vermiyorlar. Ben onun üzerine söylemedim. Yani bir beklenti vardı yani Elazığlıların. Yani Cumhurbaşkanı da bunu yakından da aslında biliyor. Yani benim de bildiğini biliyorum. Elazığlılar şöyle şu var. Keşke bağımsız milletvekili olarak gerçi siyasi otoriteler şeyi söylüyorlar. Yasemin Hanım'ın seçildiğini söylüyorlar. 14 bin oyun iptalın 10 bine en az Yasemin Hanım'ın olduğunu söylüyorlar. Siyasi otoriteler bunu söylüyorlar. Elazığ için bir istihdam yaratıyordu, iş yaratıyordu, aş veriyordu. İşte iş insanlarını buraya taşırdı Elazığ'a. Bu farkındalık oluştururdu. Bunu tüm siyasi otoriteler söylüyorlar. Yani bu farkındalık da oluşabilirdi Elazığ'da. Yani gerçekten Elazığ'da değişiyor bazı şeyler. Değişeceğine de ben inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de, mali seçimler sürecinde de değişeceğine inanıyorum. Bölgenin yine parlayan yıldızı olacak mı? Olur mu? Elazığ mı? Elazığ. Şimdi şu var. Özellikle Cumhurbaşkanı yardımcısının efendim Cevdet Yılmaz olması, Maliye ve Hazine Bakanımızın Sayın Mehmet Şimşek olması, işte Karayolları Genel Müdürünün, bakın Karayolları Genel Müdürünün de
Ulaştırma Bakanı olması Türkiye'de ve Elazığ'da çok şeylerin değişeceğine de ben inanıyorum. Peki. İnşallah bundan sonra da iyi olur. İnşallah. Noktayı koyalım. Valla şimdi Elazığ'ı konuşamadık. Konuşamadık. Yani Elazığ'ı başka konuşamadık. Başka inşallah uzun uzun. Elazığ'la ilgili çok ciddi gelecekte bakın şunlar çok önemli. Seçilenler, konuşanlar, önümüzdeki süreçte ne vaat etmişseniz, neleri istemişseniz ve neleri istiyorsanız onların yapılması için mücadele edin. Özellikle bu yeni atamalar var. Mesela bölgemizde işte üniversitemizin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Kenan Peker Tunceli Muzur Üniversitesi'ne rektör oldu. Evet. Ben ona hayırlı olsun diyorum. Bu bölgemiz için çok önemli. Çünkü iyi bir bilim insanı. İşte Elazığ Tunceli arasındaki Pertek Köprüsü'ne Karadeniz Köprüsü diyordu. Turizm bölgesi diyordu. Ovacığı, Muzur'u anlatıyordu. Muzur Üniversitesi'nde de rektör oldu. Ben başta tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bakın değişimde değişim var. Ve yenilik var. Öncü, vizyoner insanların önünün açılması lazım. Bunlara fırsat verilmesi lazım. Ben yeni hükümetimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Peki hocam. İnşallah ve umutluyum ben. Çok İnşallah. Şey değişeceğine de inanıyorum. Bir sürü ekonomi de düzelecek. Çok şey düzelecek. Bir süre sonra bunları aslında tam daha net bir şekilde göreceğiz. Bir süre sonra Elazığ'da konuşacağız. Yine evet. Ülke gündeminde konuşacağız evet. Elbette. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet. Peki. Evet değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Naim Arslan Mirza bizlerle birlikte oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Hem seçim sürecini değerlendirdik, ülke gündemini değerlendirdik. Kısa da olsa Elazığ'a değinmeye çalıştık. Tabi aslında gündem yoğun. Yani aslında çok konuşulacak maddeler var. Yazmıştık ama yetiştiremiyoruz. O yüzden de başka bir programda inşallah tekrar ağırlamak nasip olur. Kısa bir ara gidelim. Ara sonrası hemen haberlere devam edeceğiz.